Bakınız biri mesela isminiz Mustafa Bey'i biri dövüyor. Ben de burada seyrediyorum. Diyor ki Mustafa Efendi, ya hocam geçen bak beni dövdüler, sen niye bana bir yardım etmedin ya? Bir polis çağırsaydın en azından. Değil mi yani? Bir Müslüman dövülürken, öldürülürken seyretmek ona zulümdür. Müslümana zulümdür. Ha gücün yetmiyorsa ne yap? Bari ne yap? Yeteni çağır. Güçlü birini çağır. Veya duyur yani. Allah hayırlı ömürler versin. Mehmet Savaş hocamıza bunu ben fi tarihine 2009'da da sormuştum. O zaman Filistin Savaşı vardı. Ya Filistin Savaşı yeni patlak vermedi yani. Filistin 1948'den beri Müslüman öldürüyor arkadaşlar. Yine öldürmüyor yani. Irak Savaşı var. Irak'ta 2 milyon Müslüman öldürüldü. Ne demek bu biliyor musun? 4 Malatya demektir bu. Malatya nüfusu 500 bin. 4 Malatya öldü Irak'ta. Müslümanları öldürdüler. Filistin'de binlerce insan yine hakize şehit oldu. Efendim dedim hocam bize düşen görev nedir dedim burada yani. Biz ne yapacağız ya? Üzülüyoruz. Sabah kalkıyoruz Filistin'e vurmuş. Hatta Ramazan'daki geçtiğimiz Ramazan'da da vurdu Müslümanlara. Meşri Aksa'da kan akıttılar. Kan döktüler. Yahudi bu. Ben ne yapmam lazım diye sordum bir Müslüman olarak. Kime sordum? Mehmet Savaş Hoca'ya. Hoca, o kim? Benim Bayram Hocam'ın hocasıdır. Şu an Ali Fetva'daki Fatih Kanadi Hocamızın, Hüsamettin Manlı Hocamızın hocasıdır. Mehmet Hoca fetva alimidir yani. Yani beyine sorduk yani. Dedi ki mübarek, Kale aleyhissalatu vesselam, önderimiz, liderimiz Muhammed Mustafa buyurdular ki, Men ra'a minküm münkeran. Bir Müslüman bir kötülük gördü, bir zulüm gördü. Biri Mustafa'yı dövüyor. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Hemen müdahale etsin. O dövenlere engel olsun. Dövemezsiniz diye engel olsun. بِيَدِهِ Eliyle müdahale etsin ona. Gücü yetiyorsa. Gücü yeten hemen müdahale etsin. Ama gücü yetmiyor. 10 kişi dövüyor. Bu tek kişi. O zaman ne olacak? فَاِلَمْ يَسْتَدَ Eğer gücü yetmiyorsa فَبِلِسَانِهِ Diliyle yapmayın böyle ya. Bana zulüm etmeyin. Bu adam bak tektir. Yazıktır. Günahtır işte. Tevrat'ta Allah öldürme diyor. Sen niye öldürüyorsun? Allah öldürme diyor Tevrat'ta, İncil'de. Neyse anlat böyle söyle. Kafire bunu söyle. Gücün yetmiyorsa dilinle söyle. Feillem yasadı. Eğer yine gücün yetmiyorsa dilimle söylesem beni de döverler. Beni hapse atarlar diye korkuyorsan. Febi kalbihi. Kalbiyle o kötülüğe buğz etsin buyurdu. Ve zâlike ez'aful iman. Kable buğz nedir? En zayıf Müslümanın halidir. Bu en zayıf Müslüman kable buğz eder. Gerçek Müslüman hemen ona müdahale eder. Türkiye'mizden bir misal verelim. Kurtuluş Savaşı meselesinde İngilizlerin malumunuz gelmesiyle Maraş'ta sağa sola istila etmeleri, akabinde İngiliz bir gavurunun Müslümanın başörtüsüne el uzatması, Müslüman kadına el atması durumunda Süç İmam ne yaptı? Ya ben bir komisere gideyim, bir halifeye gideyim, bir izin alayım. Öyle bir şey yaptı mı? Yok. Ne izini ya? Ben gidip gelene kadar adam işi bitirecek. Namusumuza geçecek dedi. Hemen çekti silahını tak tak tak. Adam öldürdü. Ferdi hareket. İzin alayım. İşte hocaya sorayım. Mehmet Savaş hocaya sorayım. Ali hocaya sorayım. Öyle bir şey yok. Ya adam zulmediyor da. İngiliz yavru zulmediyor. Çekti silahını 14'ün tak tak adam kafadan vurdu. Harekatı başlattı. Bu yapılan bir şeydir. Bak hani söylüyor konuşuyoruz ya. Ferdi hareket. Hamas ferdi hareketi yaptı. Gerisinin devamı gelir inşallah. Müslüman getirmesi lazım. Diğer ferdi bir hareket. İslam tarihinde olan şeylerden bahsediyorum. Mühimdi bu diyeceklerim. İslam tarihinde Hudeybiye Anlaşması vardır. 6 maddeden oluşur. En ağır maddesi şu ki, diyor ki kitaplarda, Asım Köksal'ın kitabında bunu görebilirsiniz. Hudeybiye Antlaşması'nın 120 sayfa anlatmıştır orada. Diyor ki bir maddesi, Mekkeli bir müşrik, yani bizden birisi Müslüman olur da Medine'ye sığınırsa o bize geri verilecek. Madde bu. En ağır madde. O Müslüman bize geri verilecek. Bu nasıl olur ya? Bu nasıl olacak yani? Veya Medine'li bir Müslüman mürted olur Mekke'ye sığınırsa bunu geri vermeyeceğiz dedi kafirler. Evet dedi muhalif. Peygamber selam naam dedi. Kabul etti bunu. Neyse. Allah sahabe dedi ya Resulallah bu madde biraz ağır madde yani biz Müslüman nasıl geri vereceğiz? Bu anlaşıldı. Sahabe efendilerimizden Basir isimli zat radıyallahu anh elleri zincirle hapsedilmiş Müslüman oldu diye hapsedilmiş zincirleri kırıyor ve geldim ya Resulallah diyor. Medine'ye geliyor.
Dedi ki bizim anlaşmamız var. Bu müşriklerle anlaşmamız var. Buraya gelmen yanlış oldu buyurdu. Yani sen Medine'ye gelmemen lazım. Ben anlaşma imzalamışım. Mühür basmışım. Seni geri vereceğime dair. Sen diğer kim gelirse gelsin. Sen buraya gelmemen lazımdı. Niye buraya geldin mübarek? Madem kaçtın başka bir yere gideydin yani. Ve peşi sıra iki tane müşrik geldi. Ya Resulallah anlaşmaya uy. Anlaşmaya uy ya Allah'ın Resulü. Ey Allah'ın peygamberi. Ya Muhammed dediler. Dedi ki Basri seni vermek zorundayım. Kusura bakma. Bu anlaşıldı efendim. Allah sana bir yol açar inşallah buyurdu. Allah sana bir yol açacak inşallah. Nasıl açacak yol? Sen beni teslim ettin. İki tane müşriğe teslim ettin. Beni götürüyor. Tekrar elime zincir vuracaklar. Bana bir işkence edecekler. Bana zulmedecekler. Ya Resulallah beni gönderme. İmza atmışım ben. Yani anlaşma yapmışım buyurdular. Akabinde Basir gidiyor. Zülhuleyfe diye bir yer var. Orada mola verdiler diyor. Uyanık. O sahabe efendimiz radıyallahu anh. Ders olsun. Belki lazım olursa bir gün. Kafir kılıcını orada bir duvara astı. Veya bir ağaç neyse bir yere astı. Dedi ki o kafire, müşriğe. Sen bu dedi kılıcı kime yaptırdın? İşte dedi falanca ustaya yaptırdım. O usta iyi usta değil dedi. Yani ona keşke yaptırmasaydım falan. Keskin kılıç yapamaz dedi ya. Yaptı çok keskin dedi ya. Hakikaten bir bakayım dedi. Nasıl ki bakayım ki. Tak kafaya bir vurdu. Adam aldı. Kelleyi kesti. Diğer müşrik kaçtı diyor. Müşrik Mekke'ye kaçtı. Dedi ki oradaki ahaliye Basir dedi isyan etti. Muhammed bize Basir'i teslim etti ama Basir isyan etti. Benim arkadaşım öldürdü. Durumundan ibaret. Ferdi hareket. Ben demiyorum. Kitaba bakabilirsiniz. Demedi Resulullah'ın izin alayım, mühür alayım işte falan filan. Halifeden izin alayım. Öyle bir şey yok. Sonuç ne oldu? Öldürdü adamı. Dedi ki paraları aldı. İşte zırhı varsa zırhını aldı. Kılıcını aldı. Geldi peygamberimize. Ya ben dedi geri geldim. Ben böyle bir şey yaptım. İçtihat yaptım. Ben müşriyi öldürdüm buyurdu. Ne yapacağım? Bu da ganimet malları. Bunu ben alamam. Ganimeti alırsam dedi savaş olur. Tekrar anlaşmayı bozmuş olurum. Savaş olur. Ne yapacağız? Sen dedi buralardan git. İs bölgesini yerleştir diyor. Mekke Medine arasında İs bölgesi oraya yerleştir diyor mübarek. Orada karargah kurdu. Mekke'den kaçanlar hep oraya geliyor. Bunların sayısı 300'e kadar çıktı diyor kitapta. 300 tane sahibi oldular. Müşrikten kervanı kesiyorlar. Müşrik adama Şam'a gidemez oldular. Dediler ki Muhammed'e gidelim. Bu maddeyi kaldıralım ortada. Bizim aleyhimiz oldu bu madde ya. Meselemiz ne burada? Ferdi hareketin getirdiği fayda. Eskişehirli Allah gani gani rahmet eylesin. Hilmi Efendi. Kur'an-ı Kerim okuttu diye yargılanmış. Mahkemeye gidiyor. Mahkemeye asılacağı iple giden adam. Hilmi Efendi. Ben bu düzenin ipiyle asılmak istemem diyor. Çünkü haram para vardır diyor onda diyor. Adamı görüyor musun adamı? Adam gibi adam. Hilmi Efendi. İpiyle giden adamdır ya. Ferdi hareket. Ve Kur'an okumak sussa ben bu suçu kabul ediyorum kardeşim. Kabul ediyorum ya. Kabul ediyorum. Yani sıkıntı yok. Suç benim suçum. Asarsanız asın ama benim ipim nasıl diyor beni. Benim ipim nasıl diyor. Faizden, notudan, tutudan, piyangodan, genelimden gelen ipin, verginin ipiyle beni asmayın diyor ya. Allah hepsine rahmet eylesin. Hatta yıllarca bizim polisimizde bu vatanda, şu vatanda bakın Yahudi'ye gitmeye gerek yok. Şu vatanda bizim polisimiz bizim kızımızı dövdü. Niye dövdü? Başını açtı diye değil, başını örttü diye dövdü. Dikkat edin ya. Ben üniversite mezunuyum. 2011'e kadar şu vatanda benim polisim, benim kızımı, benim bacımı başını açtı diye değil, başını örttü diye dövdüler. Bu zulüm kalktı elhamdülillah. Cuma zulmü vardı. Cuma'ya gidemiyorduk. Şimdi Cuma'ya gidebiliyoruz elhamdülillah. Ayasofya zulmü vardı. Açıldı 80 küsür yıldan beri. Ayasofya kapalıydı yani. Neden okuyamadık Ayasofya'da? Okuyamadık. Açıldı elhamdülillah. Bir de sıra geldi. Kudüs'e geldi inşallah. Onda açıldı. Bir de Mekke'ye girecek inşallah. Mekke'de de zulüm var. Vahabiler her tarafı kablanmış. Adam Kabe imamı sarı sarmıyor. Bu nasıl iş? Allah sonumuzu ayrılsın. Yani. İyi alamet değil bunlar. Kabe'ye gittiğim zaman baktım Kabe'nin imamının şeyi yok, sarığı yok. Şaşırdım. Allah Allah. Bu nasıl iş dedim ya? İmam sarısı olur mu? Takçe de yok. Başörtüler var böyle. Dedim ki kabile, oradaki Araplarla konuşuyorum. Kabile 70 sene
Türkiye'de 70 sene öncelerde dedim, öncelerde sarık saranlar dedi mi? Kutul edildim, öldürüldüm. Asıl dedim onlar dedim. Dedim limaza bir sebebi imame. Kim sarık sararsa öldürülüyor, asılıyor Türkiye'de. Leş diyor. Niye? Neden asılıyor? Neden asılıyor? Arapça Müslüman niye asılıyor sarıkta? Bu bez işte ya. Bu, adamı niye asılsın bundan dolayı? Ennaz. İnsanlar izâ nazarla imame. İnsan sarığa baktığı zaman yetekattarı Muhammed Mustafa. Sarığı gören Muhammed Mustafa'yı hatırlıyor. Hatırlatmayın Muhammed Mustafa'yı dediler. Başörtüyü görenler Ayşeleri Fatmaları hatırlıyor. Hatırlatmayın Ayşeleri Fatmaları dediler. Ve yıllarca astılar. Öldürdüler ve şu azan vatanda Allahu Ekber demek yasak idi. Ne dediler? Tanrı uludur diye ezan okuttular. Ve bizi cahil bıraktılar işte yani. Şahsen kendim çok dindar bir ailenin çocuğu değilim. Onu baştan söyleyeyim yani. Ama bizi bilenlere gönderdi. Allah ondan razı olsun. Bize bir şeyler bilmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Allah kabul etsin. Peki. قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ